Merhaba arkadaşlar. Büyük ihtimal hepiniz bunun kameralı bir video olacağını düşündünüz ve ben bunun çok dandik olacağını düşündüm. Ayrıca sizlere de bir kitap sayfası göstererek sıkmak istemedim. Onun yerine ekrana bir foto, arkada müzik koyup bu ses kaydını ekleyerek bir video yapmaya karar verdim. Her neyse fazla uzatmadan videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FNAF 4. lab kitap serimizin 1. bölümüyle karşınızdayım. Neyse fazla oyalanmadan kitabımıza geçelim. Charlie. John onun olduğu yere doğru molozların arasından güçlükle tırmandı. Patlamanın neden olduğu toz yüzünden nefes almakta zorlanıyordu. Ayaklarının altındaki enkaz yer değiştirince bir beton parçasına takılıp tökezledi ve tam düşmek üzereyken tutundu. Kırık yüzeyi John havliyle kavradığı için elleri sıyrıldı. Oraya ulaştı. Onun olduğu yere. Altında onun varlığını hissedebiliyordu. Devasa bir pa beton parçasını kavradı ve bütün gücüyle kaldırdı. Parçayı yığından Yığından devirerek ayırıp ters çevirmeyi başardı ve parça gürültüyle yere düşüp üzerindeki dikildiği zemin zangırdattı. Başının üzerinde çelik bir kiriş gıcırdadı. Tehlikeli bir şekilde sallanıyordu. ''Charlie'' diye adını ayıkırdı John tekrar. Başka bir beton parçasının yolundan çekerken ''Charlie geliyorum.'' Evin kalıntılarını çaresiz ve adrenalin yüklü güçle kenarında iterken nefes almaya çalışıyordu. Ama adrenalin etkisini yitiriyordu. Kararlıydı ve pes etmedi. Bir sonraki parçayı kaldırmaya çalışırken avuçları kaydı ve sersemlemiş bir şekilde baktığında dokunduğu her yer ellerinden kan bulaştığını fark etti. Avuçlarını kotuna sildi ve tekrar denedi. Bu sefer kırık beton hareket etti ve onu uy uyuduklarından dengeleyerek üç adım ileri taşıdı. Sonra da bir moloz yığınının üzerine bıraktı. Beton parçası molozların üzerine çarpıp altındaki kayayı ve camı çatlatınca bir çığ meydana geldi ve sonra enkaz seslerinin altından onun fısıldadığını duydu. John, Charlie ona fısıldayarak karşılık verirken kalp atışları durdu ve ayağının altında kimolozlar yeniden hareketlenmeye başladı. Bu sefer düşüp sırtını sert bir şekilde yere çarptı ve nefesi kesildi. Nefes almaya çalıştı. Ciğerleri işe yaramaz haldeydi. Sonra tereddütle nefes almaya başladı. Doğruldu. Başı dönüyordu ve çöküntünün açığa çıkardığı şeyi gördü. Charlie'nin çocukluk evindeki küçük gizli odadaydı. Karşısında düz ve süpürüzsüz metal bir duvar vardı. Ortasında da bir kapı. Menteşeleri ya da kapı kolu olmayan bir hattan ibaretti. Ama onun ne olduğunu biliyordu. Çünkü Charlie kaçışları sırasında koşmayı bırakmış ve yanağını yüzeye yapıştırıp içerideki bir, birine ya da bir şeye seslenmişti. John diye adını fısıldadı tekrar ve sesi odanın du duvarlarından yankılandığı için sanki her taraftan aynı anda geliyor gibiydi. John ayağa kalktı ve ellerini kapıya koydu. Sap, kapı soğuktu. Tıpkı Charlie'nin yaptığı gibi yanağını dayadı ve sanki kapıyı teninin sıcaklığını emiyormuş gibi yanağa giderek soğudu. John geri çekildi ve yüzündeki soğuk bölgeyi ovaladı. Parlak metal gözlerinin önünde donduruluklaşmaya başlarken hala kapıyı izliyordu. Rengi soldu ve sonra kapının kendisi incelmeye başlayıp buzlu cama benzeyene kadar sağdan ve John camın arkasında bir gölge, bir insan figürü olduğunu gördü. Figür yaklaştı. Kapı o kadar şeffaflaştı ki John neredeyse arkasını görebiliyordu. Diğer taraftaki gör, figürün yaptığı gibi kapıya yaklaştı. Figürün pürüzsüz ve cilalı bir yüzü vardı. Gözleri bir heykelinki gibi yontulmuştu. Ama görünmüyordu. John aralarındaki kapının içinden dikkatle baktı. Nefesin neredeyse şeffaf olan bariyeri buğulandırdı. Sonra aniden gözler açıldı. Figür uysal bir şekilde karşısında duruyordu. Gözleri belli bir noktaya bakmıyordu. Buğulu ve hareketsizdiler. Ölüydüler. Birinin çılgına dönmüş Neşesiz kahkahası küçük mühürlü odada yakılan, yankılandı ve John sesin kaynağını bulmak için delice etrafına baktı. Kahkaha sesi giderek daha fazla yükseldi. Sığır acı gürültü dayanılmaz hale gelince John kulaklarını keliyle elleriyle kapattı. Charlie diye bağırdı tekrar. John sıçrayarak uyandı. Kalbi deli gibi atıyordu. Kahkaha de devam ediyordu. Rüyasından çıkmış onu takip ediyordu. Kafası karışıktı. Gözleri odayı hızla taradı. Sonra televizyona takıldı. Bir palyaçonun boyalı göz, yüzü ekranı kaplamıştı. Ve kontrolsüzce kahkaha atıyordu. John doğruldu. Saatin üzerinde iz bıraktığı yanağını ovaladı. Saate baktı sonra... Rahat bir nefes aldı. İşe dönmek için yeterli vakti vardı. Yere yaslanıp biraz soğuklandı. Televizyon ekranında bir yere haber sonucu boyalı yüz. Kırmızı burnu ve gökkuşağı renkli peruğuyla tam bir sirk paylaşıcısı olan adama bir mikrofon uzatıyordu. Boynunun çevresinde bir Rönesans tablosuna aitmiş gibi görünen bir yaka vardı ve düğme yerine kırmızı pomponlar olan sarı bir palyaço tulumu giyiyordu. Pekala söyle bana dedi sonucuna şeyle. Bu kostüm sende zaten var mıydı yoksa büyük açılış için özel olarak mı yaptın? John televizyonu kapattı ve doğruca duşa gitti. Bütün gün çok uğraşmıştı ama gürültü hala dayanılmazdı. Zangırdayan çınlayan bir gürültünün arasında birden bağırışmalar ve kayamat kaplarının yeri titreten kesintili gırtısı vardı. John, John gözlerini kapatıp gürültüyü yok, saymaya çalıştı. Titreşimler göğsünde yankılandı. Bütün vücudan yayıldı ve gürültünün arasında mutsuz kahkaha aniden kulaklarına çınlandı. Burasındaki figür tekrar ona yaklaştı. Görüş alanının dışındaydı ve eğer kafasını doğru tarafa çevirirse kapının arkasındaki yüzü görebilecekmiş gibi hissetti. John, John döndü. Ruiz yüzünde şaşkın bir ifadeyle ondan bir adım öt ötede duruyordu. Sana üç kez seslendim dedi. John etrafındaki kaosu göstererek omuz silkti. Hey bazı çocuklar bu işten sonra dışarı çıkacak. Geliyor musun diye sordu Ruiz. John tereddüt etti. Hadi ama senin için iyi olur. Bütün, bunu, bütün yaptığın çalışmak ve uyumak. Babacan bir tavırla güldü ve John'un omzuna vurdu. Doğru benim için iyi olur. John gülümsemeyle karşılık verdi. Sonra da yüzündeki ifade silinirken yere baktı. Bu aralar çok fazla işim var. Kulağa ikna edici gelmeye çalıştı. Tamam çok fazla iş. Sadece fikrin değiştiysen bana haber ver. Bir kez daha John'un omzuna vurdu ve forklifte geri döndü. John onun uzun adımlarla uzaklaşmasını izledi. Bu John'un onları ilk kez geri çevirişi değildi. İkinci ya da üçüncü de değildi ve aklına en sonunda denemeyi bırakacakları geldi. Hepsinin vazgeçtiği bir anı, anın geleceği. Belki de bu en iyisi olurdu. John diye seslendi başka biri. Şimdi ne var? Seslenen ustabaşıydı. İnşaat süresi önce tıkınılmak üzere getirilip toprak yanının üzerine tehlikeli bir şekilde oturtulmuş olan bir romorktan yapılma bağımsız ofisinin kapısından ona bağırıyordu. John inşaat alanını güçlükle çekti ve romorkun kapı aralığında vinil kaplamanın altından eğilerek içeri girdi. Bir dakikalar sonra katlanan bir masanın önünde usta başının karşısında o dikiliyordu. Etrafındaki duvarların ahşap görünümlü plastik kaplaması neredeyse tamamen kalkmıştı. Dışarıda, dışarıdaki birkaç adam dikkatinin dağınık olduğunu söylüyor. Sadece işime odaklanıyorum hepsi bu dedi John. Kendisini zorlayarak gülümseyip hüsranın belli olmasını, belli enge olmasını engellemeye çalışarak Oliver ikna edici olmayan bir şekilde şekilde gülümsedi. Bırakılıyorum diye taklit etti Oliver. John'un yüzü düştü. Korkmuştu. Oliver iç çekti. Bak sana bir şans verdim. Çünkü kuzenin çalışkan biri olduğunu söyledi. Son işini böylece bırakarak gidip bir daha geri gelmemeni görmezden geldim. Seninle ilgili risk aldım biliyorsun değil mi? John yutkundu. Evet efendim biliyorum. E efendim demeyi kesti. Beni dinle. Bakın bana söyleneni yapıyorum. Sorunun ne olduğunu anlamıyorum. Tepkilerin yavaş. Hayal alemine dalmış gibisin. Bir takım oyuncusu değilsin. Ne? Burası aktif bir inşaat alanı. Eğer hayal dünyasında gezersen ya da dışarıdaki diğer adamların güvenliğini düşünmezsen biri yalınır ya da ölür. Sırlarınızı paylaşmak ya da birbirinizin saçını örmek zorunda değilsiniz demiyorum. Demek istediğim sakıma dahil olmalısın. Gerektiğinde onları yüzüstü bırakmayacağının konusunda sana güvenmeleri gerekiyor. John anladığını belirten bir şekilde kafasını saldı. Bu iyi bir iş John. Bence dışarıdakiler de iyi, da iyi adamlar. Bugünlerde iş kolay, kolay bulunmuyor ve kendisi kendini işe vermen gerekiyor. Çünkü seni bir daha aklın bir karış havada görürsem şey beni o noktaya getirme anladın mı? Evet anladım dedi John sinsiz bir şekilde hareket etmedi sanki göz arasından çalınmaya bekliyormuş. Portatif ofisle birlikte gelen kahverengi tüylü halının üzerinde dikilmeye devam etti. Tamam dışarı çık John gitti üzerine değiştirmek iş gününün son birkaç gününü birkaç dakikasını almıştı. Sergei'nin kapının kapının erkipmanının bir kat bir kısmını kaldırmasına yardım etti. Sonra mırıldanırcasına veda edip arabasına yöneldi. Hey diye seslendi arkasından Sergei. John durdu. ''John çağıra. Ben John ben. John gözücüyle Oliver'ı fark ederek lafını yarım bıraktı. Belki bir dahaki seferde de.'' ''Sergey ısrar etti. Hadi ama şu yeni çocuk yerinden kaçmam için bahanem bu. Kızım bütün hafta boyunca oraya gitmek için yalvardı. Lise onu gö götürüyor ama rota robotlar beni ürkütüyor. John duraksadı ve etrafındaki dünya sessizliğe büründü. Ne yeri? dedi John. Yani geliyor musun? diye sordu tekrar Sergei. John sanki bir uçurumun kenarına fazla yaklaşmış gibi birkaç adım geri çekildi. Belki başka bir zamanda. dedi John ve kararlı bir şekilde arabasına yürüdü. Lisedeyken havalı sayılabilecek eski ve kahverengi çalan kırmızı renkte bir arabaydı. Artık hala hayatına devam etmemiş olan bir çocuk olduğunun hatırlatıcısıydı. Bir yıl içinde bir statü, statü göstergesinden utanç maresine dönüşmüştü. Kendisini kendini arabasının koltuğuna bıraktığında kenarlarından göz toz bulutlu yayıldı. Elleri titriyordu. "Kendine gel." Gözleri kapadı. Gözlerini kapadı ve kendini sabitlemek için direksiyonu kavradı. "Bu artık gerçek hayat ve bunu başarabilirsin." diye Fısıldadı. Sonra gözlerini açtı ve iç çekti. Babamın söyleyeceği türden klişe bir şey gibi geliyor kulağa. Anahtarı çevirdi. Eve gidiş süresi 10 dakika olmalıydı. Ama şehrin içinden geçmemek için seçtiği güzergah yarım saate yakındı. Eğer şehrin içinden sürmezse konuşmak istemediği insanlarla karşılaşma riski de olmazdı. Daha da önemlisi konuşmak istediği insanlarla karşılaşma riskini almazdı. Takım oyuncusu ol. Oliver'a gerçek anlamda güven gücenemiyordu. John bir takım oyuncusu değildi. Artık değildi. Neredeyse altı ay boyunca rayların üstünde giden bir tren gibi evden işe işten eve gidiyordu. Arada bir yiyecek almak için duruyordu ama daha fazlasını yapmıyordu. Sadece gerekli olduğunu konuşuyordu. Göz temasından kaçınıyordu. İnsanlar onunla konuştuğunda iş arkadaşları selam verdiklerinde ya da yabancılar zamanı sorduklarında ilkilirdi. Sohbet ederdi ama yürüyerek uzaklaşırken konuşmakta giderek daha iyi oluyordu. Her zaman kibardı ama aynı zamanda başka bir yerde olması gerektiğini belli ederdi gerektiğinde aniden aksi yöne dönerek bunu variz hale getirirdi. Bazen silinip gittiğini hissederdi ve hala görülebilir olduğunun hatırlatması sarsıcı ve hayal kırıklığına uğratıcıydı. Apartmanının otoparkına yanaştı. Burası kısa süreli kiracılara göre olan iki katlı bir yerde. Yöneticinin ofisinin penceresinde bir ışık vardı. Penceresinde bir ışık vardı. Bir ay boyunca açılış saatlerinin hizini sürmeye çalışmıştı. Sonra da göreli bir düzenin olmadığı sonucuna vararak vazgeçmişti. Torpido gözünden bir zarf aldı ve kapıya doğru yöneldi. Kapıyı çaldı ve içeride hareket edildiğini duyabilmesine rağmen kapıya cevap veren olmadı. Kapıyı tekrar çaldı ve bu sefer kapı kısmen açıldı. Ömrü boyunca sigara içmiş birinin cildine sahip olan yaşlı bir kadın ona baktı. Selam Delia. John gülümsedi. Kadın ona gülümsemedi. Kira çeki. John ona bir zarf uzattı. Geç olduğunu belli biliyorum. Ama dün uğradım ama burada kimse yoktu. Mesaj saatleri içinde miydin? Deli, Delia sanki... İçinde, içindekinden şüphe duyuyormuş gibi dikkatle zarfın içine baktı. Işıklar kapalıydı o yüzden. Demek mesai saatleri içinde değildi. Delia dişlerini gösterdi ama bu kevikte bir sayılmazdı. Bir bitki yastığını gördüm dedi durup dururken. Aa evet. John omuzunun üzerinden dairesine doğru baktı. Sanki bulundukları yerden onu görebilecekmiş gibi bir şeyle ilgilenmek güzeldir değil mi? John tekrar gülümsemeye çalıştı. Ama law lav izin vermeyen bir hakim, muhakeme koşulunda kaybolarak derhal vazgeçti. Buna izin ver, var değil mi? Bir bitkiye sahip olmaya. Evet bir bitkin olabilir. Deliye içeri doğru bir adım attı ve kapıyı kapatmaya hazır göründü. İnsanlar genelde bir burada temel yarışmazlar. Hepsi bu. Genellikle bir ev olur. Sonra da bir eş. Ardından da bitki. Doğru. John bakışlarını ayakkabılarına çevirdi. ''Sadece çok zor bir'' diye sözle başladı ama kapı sert bir şişek sesiyle, güm sesiyle kapandı. Yıl oldu. John bir süre kapıya baktı. Sonra binanın ön, taraf, ön tarafındaki zemin kat dairesine doğru yöneldi. Artık bir ay daha ona aitti. Bir banyosu ve açık mutfağı olan tek odalı bir daireydi. Dışarıdayken içeride hiçbir şey olmadığını göstermek için jaluziyi açık bırakıyordu. Bu bölgede hırsızlığa yatkınlık vardı ve burada çalmaya değer bir şey olmadığını belli etmek için işi sağlama almak yolu gibi görünüyordu. İçeri girince John kapıyı arkasından kilitledi ve dikkatle bir şekilde zinciri yerine kaydırdı. Dairesi serin, serin ve karanlık bir ses ve sessizdi. İç çekti ve şakaklarını kovdu. Ba başı hala ağrıyordu ama buna giderek alışıyordu. Dairesi seyrek bir şekilde döşeliydi. Taşındığında da böyleydi ve oturma odasına eklediği tek kişisel o dokunuş pencerenin altına kitaplarla dolu dört karton kutuyu du ka karton kutuyu duvara dayalı bir şekilde istiflemekti. Hayal kırıklığına uğramış bir şekilde aşinalıkla onlara bir bakış attı. Yatak odasına git Yatak odasına gitti ve yatağına oturdu. Altındaki yaylar şiddetle gıcırdadı ışığı yakmak yakma zahmetine girmedi. yatağının üzerinde küçük bir pe, küçük pis pencereden içeri hala yeterli güneş ışığı sızıyordu. John şifon yerine bakınca tanıdık bir yüzle bana baktı. Bedeninin nerede olduğu belli olmayan bir oyunca oyuncak bir tavşan kafası. Bugün ne yaptın dedi John. Sanki bir tanıma belirtisi gösterecekmiş gibi. Peluş tavşanın gözlerine bakarak Theodor ifadesizce baktı. Bak gözleri karanlık ve cansızdı. Korkunç görünüyorsun. Benden daha kötü. John ayağa kalktı ve tavşan kafasına yaklaştı. Naftalinlerin ve belli kumaşına kokusunu yok sayamıyordu. John'un gülümsemesi kayboldu ve kafası, kafayı kulağından yakalayıp hayaya kaldırdı. Seni atmanın zamanı geldi. Bu neredeyse her gün düşünüyordu. Dişlerini sıktı. Sonra kafayı dikkatli bir şekilde tekrar şifon yerine üzerine koydu ve daha fazla bakmak istemeyerek arkasını döndü. Uykusunun gelmesini beklemeyecek, beklemeyerek ama yine de uyumayı ve morak gözlerini kapadı. Bir önceki gece iyi uyuyamamıştı ya da ondan önceki gece. Uykuyu korkuyla bekler olmuştu. Gece geç saatlere kadar kilometrelerce yürüyerek eve dönüp kitap okumaya çalışarak ya da gözlerini öylece duvara dikerek ellerinin elinden geldiğince erteliyordu. Aşinalık sinir bozucuydu. Yastığını kaptı ve oturdu, oturma odasına döndü. Sığabilsin diye bacaklarını koltuğun kenarından sarkıtarak kanepeye uzandı. Küçük dairede, küçük dairedeki sessizlik kulaklarında çınlanmaya başlıyordu ve uzaktan Kumandayı yerden alıp televizyonu açtı. Ekran siyah beyazdı ve yayın korkunçtu. Karıncalanma yüzünden yüzleri azar zor seçebili seçebiliyordu. Ama kulağa bir talk show gibi gel gel gelen şeyin cızırtısı hızlı ve neşeliydi. Televizyonu televizyonun sesine kısıp sırt üstü uzandı. Gözlerini tavana dikti ve televizyondan gelen ses sesleri kısmen dinledi, ta ki yavaş uykuya dalana kadar. Vücudunun tek görebildiği kısmı olan kılpoh kevşekli ve bükülmüş bir metal kostümden dışarı sarkıyordu. Kan teninden kırmızı nehir, kırmızı nehirler şeklinde şeklinde akıp gez, zemini kaplıyordu. Charlie tek başınaydı. Eğer çabalarsa onun sesini tekrar duyabilirdi. Bırakma John bana seslendi. Ve sonra o şey animatronik kostümün kütürdeme ve çat, çatırdama seslerini yeniden duyarak türü perde sanki etrafındakileri dünya yok olmuş gibi Charlie'nin cansız koluna, cansız koluna gözlerini dikti ve gürültü kafasının içinde yankılanırken zihni davetsiz düşünceleri canlandırdı. Gıcırdayan sesler onun kemeklerinden kemekleriydi. Yırtılma sesi, yırtılma ise geri kalan her şeydi. John korkuyla gözlerini açtı. Birkaç metre ötede bir şeyci gruba kahkaha attı ve televizyona baktı. Karıncalı görüntüsü ve cızırtısı onu yanık hayata geri getiriyordu. John doğruldu ve kaslarını gevşetmek için boynunu çevirdi. Kanepe çok küçüktü ve sırtına kramp girmişti. Başı ağrıyordu ama bitkindi. ama huzursuzdu da. Adrenalin dalgası hala sisteminde dolaşıyordu. Dışarı çıkıp kapıyı arkasından zorlayarak kilitledi ve gece havasını içine çekti. Bakışlarını yola çevirip şehre ve hala açık olan ne neresi varsa oraya doğru yürüdü. Yoldaki ışıkların araları çok açıktı ve kaldırım yoktu. Sadece sıfı topraktan em, emniyet şeridi vardı. Birkaç araba yanından geçti. Köşeleri dönüp hem hem veya köşeleri köşeleri dönüp veya tepeleri aşıp farlarıyla onu kör edene ya da sürat, süratleriyle süratleriyle onu yere sermekle tehdit edene kadar karaltı gibi görünüyorlardı yürürken yolun kenarına daha çok yaklaştığını ve gön gönülsüz bir tavuk oyunu oynadığını fark etmeye başlamıştı. Çok açıldığını fark ettiğinde her zaman tekrar yeminiyet şehirlerine doğru kastı. Kastı adımlar atardı ve bunu yaptığı için her zaman gizden gizliye bir hayal kırıklığına hissederdi. Şehre yaklaştıkça ışıklar bir kez daha karanlığa deldi. Karanlığı deldi ve gözlerini siper alıp bir yoldan bir adım geri çekildi. Bu seferki araba yanından geçerken yavaşladı. Sonra da aniden durdu. John döndü ve sürücü penceresini indirirken arabaya doğru birkaç adım yürüdü. ''John'' diye seslendi biri. Araba geri döndü ve rastgele bir şekilde emniyet şeridine yanaştı. John hızla yolundan çekildi. Bir kadın arabadan çıktı ve ona doğru birkaç hızlı adım attı. Sanki ona sarılacak gibiydi. Ama John'un kolları yanda kaskıttı. Kaskatı bir şekilde olduğu yerde kaldı ve kad kadın birkaç adım uzakta durdu. ''John benim'' dedi Jessica. Çok çabuk kaybolan bir gülümsemeyle ''Burada ne arıyorsun?'' diye sordu. Kısa kollu giymişti ve gece havasında kollarını avuşturdu. Neredeyse terk edilmiş yolda da biri ileri bir geri bakıyordu. Şey ben de sana aynısını sorabilirim diye cevap verdi. John sanki Jessica onun, onun bir şeyle savuşturmuş gibi Jessica John'un omuzundan arkasını işaret etti. Benzin. Ona da şeyle gülümsedi ve John az da olsa gülümsemeden duram edemedi. John, onun bunu şeyle iyi niyeti bir musluk gibi açıp herkese sıratma yeteneğini neredeyse unutmuştu. Na, nasılsın diye sordu Jessica temkinli bir şekilde. İyi çoğunlukla çalışıyorum. Çıkartma çıkartma zahmetine girmediği girmediği tozlu iş kıyafetlerini gösterdi. ...sende ne var? diye sen ne var ne yok diye sordu. Yanlarından arabalar geçerken sohbetin mantıksızlığını aniden fark ederek gerçekten gitmem gerek. Sana iyi geceler dön döndü ve ona konuşma fırsatı vermeden yürüyerek uzaklaşmaya başladı. Seni etrafta görmeyi özledim diye seslendi Jessica. Ve o da özledi. John duraksa da bir ara bir ayağıyla toprağa şey. Dinle. Jessica ona yetişmek için birkaç hızlı adım attı. Carlton birkaç haftalığına şehirden olacak. Bahar tatili hepimiz bir hepimiz bir araya geleceğiz. Mütle bekledi ama John cevap vermedi. Yeni kompo, yeni kozmopolit kişiliğini göstermek için can atıyor diye ekledi Jessica yaşayla. Onunla geçen haftan telefonda konuştuğumda fark edip yetmeyeceğini anlamak için bir Brooklyn aksanını taklit ediyordu. Zorla kıkırdadı. John kısa süreliğine gülümsedi. Başka kim orada olacak diye sordu Jessica, Jessica arabasından çıktığından beri ilk defa doğru, doğruca ona baktı. Bakarak Jessica'nın gözleri kısıldı. John bir ara konuş, onunla konuşmalısın. Nedenmiş o? dedi John kaba bir şekilde ve yeniden yürümeye başladı. John bekle. John onun arkasında koşmaya Bakısında koşmaya başladı. Ne duydu? Jessica Hızla yetişti ve onun temposunu ayak uydurmak için yavaşsa da Bun, bunu bütün gün yapabilirim diye uyardı ama John cevap vermedi. Onunla konuşmalısın diye tekrar etti Jessica. John ona sert, sert bir şekilde baktı. "Charlie öldü." diye sert kelimeler boğazına tırmaladı. Bu kelimeleri söylemeyeli uzun zaman olmuştu. Jessica olduğu yerde kaldı. John yola devam etti. John en, azın, en azından benimle konuş. Cevap vermedi. Onu incitiyorsun diye ekledi John. John yürümeye bıraktı. Ona ne yaptığının farkında değil misin? Yaşadığı onca şeyden sonra. Bu delilik John. O gece sana ne yaptı benim bilmiyorum. Ama Charlie'ye Charlie, Charlie ne yaptığını biliyorum ve ne var biliyor musun? Bence hiçbir şey onunla konuşmayı reddetmen kadar can yakamaz. Onu öldüğünü söylemen kadar. Onun öldüğünü gördüm. John bakışlarını şehir ışıklarını dikti. Hayır görmedin dedi Jessica. Sonra tereddüt etti. Bak senin için endişeleniyorum. ''Benim sadece kafam karışık.'' Sonra ona döndü ve ''Yaşadığım onca şeyden sonra, kaşıdığımız onca şeyden sonra bu çok da mantıklı bir tepki değil.'' Bir süre Jessica'nın cevap vermemesi için bekledi. Sonra başka tarafa baktı. ''Anlıyorum, gerçekten anlıyorum. Ben de öldüğünü sandım.'' John konuşmak için ağzını açtı. ''Ama Jessica üsteledi. Canlı bir şekilde ortaya çıkana kadar ben de öldüğünü sandım.'' Jessica, John, te Jessica, John tekrar gözlerine bakana, gözlerine bakana kadar omuz, onun omzuna çekiştirdi. "Onu gördüm" dedi Jessica, ses çatlayarak. Onunla konuştum, gerçekten de o ve bu. Onun omzunu bıraktı ve sanki bir büyü yaparmış gibi ellerini onun üzerine salladı. Yaptığım bu şey asıl onu öldüren şey. Dönen o değil, diye fısıldadı John. "Tamam" diye çıkıştı Jessica ve topuğunun üzerinde döndü. Arabasını geri yürüdü ve birkaç dakika sonra tekrar yola çıktı. Sonra gıcırdan bir U dönüşü yaptı. Oldu, John olduğu yerde kaldı. Jessica ulutuyla yanından geçti. Sonra aniden durdu. Frenleri ciyakladı. Sonra, sonra John'un olduğu yere döndü. Cumartesi günü Clay'in evinde buluşuyoruz dedi yorgun bir şekilde. Lütfen John ona baktı. Jessica ağlamıyordu ama gözleri varıldıyordu ve yüzü kırmızısıydı. John başıyla oynadı. Belki bunu benim için yeterli orada görüşürüz dedi Jessica. Sonra tek kelime daha etmeden gecenin sessizliğinde kükreyen motoruyla uzaklaştı. Belki dedim diye da John karanlığa. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.